Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir Kaleci Kariyeri videosu ile karşınızdayım. Hemen arkasına çekiyorum bu arada. Geçen videonun hızlı hızlı atabilmek için. Geçen bölümde en son az önceki maçta Karabağ kaptı City'yi eledik. Son dakika attığımız golle birlikte. Sonra da penaltılarda işte çok da fazla çıkartamadık. 5'te 4 yedik. Ama yine de geçmesini bildik. Bir tane kurtardığımız penaltı sayesinde. Tur atladık ve finalde rakibimiz West Ham United oldu. Onun haricinde bu sayfa komple win. Full galibiyet aldık. 3 tane maç yapmıştık City ile. Üçünü de kazanmış olduk bu sayede. Kupada da üst tura çıkmış olduk. Şimdi Liverpool maçıyla başlıyoruz. Ondan sonra West Ham United ligde. Bir yapmış olalım. Bakalım gelebiliyorlar mı üstümüze? Ki Antonio falan var ya, yani yine de gelebiliyorlar. Ondan sonra Tottenham maçı olacak. Bu sene en çok baskı yediğimiz maç Tottenham maçıydı. Ondan sonra Carabao Cup finali var. Yine West Ham'a karşı oynayacağız. Sonrasına bakarız. Ya bu iki maçtan Everton'ı yaparız. Crystal Palace'ı atlarız büyük ihtimalle. O şekilde sonraki bölüme hem City hem United kalmış olur. 20. seviyeye ulaştığımız için geliştirmeler açıldı. 3. slotumuz var artık. 1-1 pozisyonlarda kaleci yeteneklerini geliştirir. Kurtarış yaparken kaleci reflekslerini ve reaksiyonlarını geliştirir. Bence şöyle yapalım. Hızlı refleksi alalım buraya. Şuradan son 15 dakika şeyini çıkartalım. Onun yerine birebir alalım. Yani aldığımız özellikler şöyle. 1-1 pozisyonlarda yeteneklerimiz gelişecek. Kurtarış yaparken reflekslerimiz, reaksiyonlarımız gelişecek. Bir de üstüne hızlı çıkacağız. Aslında bu da birebir için gibi bir şey. Sprint atarken hızlı bir şekilde koşmuş olacağız yani. Daha da hızlı olacağız. 3 slotumuzda da olurduk. Bundan sonra başka bir şey de olmayacak oraya. 6 tane beceri puanımız var. Liverpool maçına bir çıkalım. Ondan sonra bunları harcayalım. Ya şu anlık harcamaya gerek yok. 83'ü zaten. Yalnız puan durumu çok eşit. Liverpool'a 4 puan. City ile 10 puan fark var. Almış başına gidiyor City. Maç yap. Haydi bakalım. Kadro yine aynı. Hatta tamamen aynı. Yok, bir tek Tapsoba var mıydı? Vardı galiba. Evet, oynadığımız kadroya tamamen aynı ama Karlava, bir dakika. Karlava da şöyle beyazımsı bir şey giymesinler. Kör olmaya gerek yok. Bu şekilde başlayalım. İlk defa Karlava'da maça çıkıyoruz. Bakalım özel bir şeyler hazırlamışlar mı? Onu da görmüş olalım. Var mı özel bir şeyler? Kara efektleri biraz daha güzel de özel bir animasyon gibi bir şey göstermediler. Dümdüz maça doğru geçiyoruz. Sahayı biraz daha güzel yapmışlar. Eskiden böyle değildi. Geçen senelerde dümdüz gözüküyordu. Biraz böyle yapıştırma gibi. Bu sefer harbiden karlı duruyor. Bir golden fazla yeme falan filan. Bunlar aynı. Liverpool maçına doğru geçelim. Oo, bak iyi yapmışlar ha. Karı beğendim. Kardan yana sıkıntı yok. Maça onlar başladılar. Liverpool gelebilecek mi? Darwin Núñez. Núñez pas verdi. Muhammed Salah. Oradan bir şut. İlk kurtarışımızı yaptık. Offside. Saymadı değil mi? Ulan ya. Bir kurtarış yaptık, onu da saymadı. Al abi şöyle. Hah, ileri doğru çık. Ha yok, saydı lan galiba. Yoksa pas yaptığımız için mi 6.2 olduk? Neyse, sonuçta kurtarışta başladık. Bu da bir şeydir. Kaptan Pellegrini. Kaptan niye Pellegrini? O da ayrı bir saçmalık. Oy, bizimkinden çok büyük hata. Boş kale. Offside falan da yok. Yiyoruz golü, Thiago attı. Yine kurtarışımızı yaptık. Maalesef Thiago'nun önünde kalıyor. 1-0 geride başladık. Deplasman tribünde tabii çok büyük sevinç var. Şurada bizimkinden çok büyük hata. Kurtarışımızı yaptık. Boş kale bıraktı Thiago. 22. maçında ikinci golüymüş. Orada işte savunma oyuncusundan bir hata gelince maalesef. Golü yedik ama sıkıntı yok. Yine de kurtarışlarla başladık. Bu arada bizimki aldı. Orta geldi. Kaleci Alisson. Yine bir Brezilyalı kaleci. Núñez. Núñez'den Luis Diaz. Yalnız bir Haaland, bir Núñez var ya. Kimlere karşı oynuyoruz ya. Pellegrini. Ortaya verebilir. Pellegrini. Çekti, vermedi. Ben ortaya atacağını düşündüm. Luis Diaz. Dikkat. Volker Peters. Korner. Tapsoba'ya dikkat. Uzun boylu. Aldık. İşte bu. Al. Sem'e aktaralım. Takımda da çıkabilecek oyuncularımız var da. Çıktık mı? Yalnız ortası boş. Aha, müthiş gördü. Orası boş. Okafor.
Çalım denedi, olmadı. Pas da geçmedi. Kaldık öyle. Luis Diaz. Luis Diaz. Şut geliyor. Tam kurtarış yapacaktık. Penaltı. Kaptanın eline çarpmış. Borrell. Nasıl çarpmış bakalım. Eliyle engellemiş galiba ya. Tam göremedim de. Tam böyle şut gelirken değiyor. Muhammed Salah. Topun başında. Nereye kullanacak? Sağ mı sola mı ortaya mı? Muhammed Salah. Muhammed Salah, Panenka. Lan yeter ne Panenka'ymış be. Gelen geçen Panenka atıyor. Aslında ufaktan bir tahmin etmiştim var ya. Keşke ortada bekleseydik. Golünü attı Salah. 2-0 yaptı Liverpool. Muhammed Salah'ın penaltı golü. Panenka'sını attı. Maalesef. Kötü başladık. Liverpool hiç geçen bölümkisi gibi oynamıyor şu an. Harbiden geliyorlar ha. Gollü geliyorlar. 5.6'ya kadar düştük. Muhammed Salah. Oğlum salsana, elimizi alıyorduk. Neyse uzaklaştır. Pellegrini. Pellegrini kurtarışı yaptık. Hop bizimkinde. Hocam biraz rating ver bari ya. İyi vurdu, o kadar çıkarttık bak. Uçtuk kaçtık. Okafor kaptırdı. Göller. Niyakate. Jason. Jason'a pas var, çok yanlış yere. Nunez. Darwin Nunez. Darwin Nunez. Ya onu da çıkartacaktık. Yeter be kardeşim. Oğlum bir ellemeyin lan. Ya bir durun be. Bırak adam şutunu çeksin, zaten görüyoruz nereye geldiğini. Uçup kaçacağız var ya. Ya penaltı oluyor ya serbest vuruş. Çok tehlikeli nokta. Trent niye kullanmıyor? Ha geldi. Trent kullandı. Frikikten attı. Taktikleri buymuş meğer. Muhammed Salah topun başına geçti. Sonradan Trent geldi. Bir an böyle Trent niye kullanmıyor falan derken. Müthiş vuruyor topa. Trent Alexander-Arnold. Çok iyi vurmuş. Bizim savunma da zıplamıyor. Yiyoruz golü. 3-0 oldu. Frikikten de gol yedik. 5.4. Çok kötü başladık. Trent. Yago Alcantara. Yago pasını verdi. Girdik araya. Bitir hocam. İlk yarı 3-0. Liverpool farka gidecek. Ya şu an gitti de daha da arttıracak. Penaltıyı falan geçtim de o friki yemeseydik keşke. Muhammed Salah çevirdi ortaya. Niyakate. Biz de. Gudeş. Aarons. Rafael Leao Paris Saint Germain'e gitmiş. İyi transfer. Oo Jason karşı karşıya. Jason at 3-1 olsun. İşte bu 3-1. Yani çok da fazla sevinmeye gerek yok. 3-0'dan 3-1 yaptık. Ha, 3-2 olursa işler değişir. Şu an 3-1. Devam. Muhammed Salah. Salah kaldırdı. Trent'in koşu yoluna. Offside değil mi? Brüller. Oyundan alınma riski başladı. Aha 3-2. Ah be. Yago. Hocam yapma gözünü seveyim ya. 3 gol yedik de oynuyoruz şurada, sal. Sal bir oynayalım. Üstümüze geliyorlar hazır. Nunez. Kaptırmadı. Luis Diaz. Araujo. Luis Diaz. Ortaya çevireceklerdir. Araujo. Pellegrini. Yago. Oradan şut. Müthiş kurtarış. Hocam çıkartma oyundan. Ah çıkartmadı. Güzel. Bir tane daha kurtarış yaptık. Pellegrini tam kurtarış yapıyorduk. Bizimkilerin eline çarpmış. Şey pardon. Onların eline çarpmış. Şimdi bizimkinin eline çarptı. Hocam alma oyundan. Serbest vuruş. Luis Diaz. Luis Diaz. Yine kurtarış yapacaktık. Ulan bir ellemeyin be. Bir dokunmayın, bir kurtarış yapalım. Almadı oyundan. Oyun da sürekli duruyor ha. Alacak şimdi. Yine kısa oynadılar. Pellegrini. Verdi pasını Luis Diaz.
Offside. Aldı. Evet. Ya var ya. En az bir 3-4 kurtarışımız güme gitti. 5-2 mi? İyi olmuş. Harbiden iyi olmuş. 3-2'den sonra 2 tane daha gol yemiş takım. Biz çıktıktan sonra böyle gol yersin işte hoca. Şu maçtan beklentiler başkaydı be. Bu arada şu an antrenman da yapamıyoruz ha. Vestam maçına kadar yapacağız herhalde. İlk 11'e çıkar mıyız bilmiyorum. Ha düşürmemiş. E hocam burada düşürmüyorsun. Maçta niye oyundan alıyorsun ki? Oo Vestam'ın 36 puanı varmış bu arada. Vestam maçı sıkıntı. Skamakka, Paketa, Vlasic, Berardi. İyi oyuncuları var. Kurt Zuma. Zuma kediye şey yapan değil miydi lan? O muydu Zuma? Olayları çıkmıştı ya. Kapı çaldı. Oha bu stadyum ne lan? Oo şey eklemişler. West Ham United'ın baloncukları var ya. Onları eklemişler. Deplasmana geldik. Çünkü baloncuk makinesinden baloncuklar çıkıyor ya. İzleyenler vardır belki. West Ham böyle şov yapıyor. Baloncukların arasında maça doğru çıkıyoruz. Dur bakalım bir şey gösterecekler mi? Şimdi baloncuklar abi çok güzel. Eklemeleri harbiden müthiş olmuş ya. İyi düşünmüşler. West Ham'ın çünkü maç önü şovu falan. Hani böyle baloncuklar, herkes böyle çocuklar, mocuklar peşinde koşuyor ya. Şey yapıyorlar böyle havada yakalamaya çalışıyorlar falan. Müthiş yapmışlar, çok güzel. West Ham'da Fabianski var. Lucas Vazquez, Emerson. O Emerson Royal değil ama. Otel ismi olan. Berardi, Paqueta, Vlasic, Skamakka. Haydi bakalım. Bu ilk 11'e sahaya çıkıyorlar. Maça biz başlıyoruz. Az önceki Liverpool maçında maalesef 3 tane gol yedik. Hoca oyundan aldı. Biz çıktıktan sonra 2 gol daha yedik. Antonio artık bırakıyormuş. Bir tık erken değil mi ya? Antonio'nun fiziği falan iyiydi sanki. İlk maçta karşımızdaydı. Hiç fena oynamamış diye hatırlıyorum ama. Bırakıyormuş futbolu. Yorulmuş herhalde artık. Vlasic işte kanattan geliyorlar. Vlasic çok kolay geçti. Rice. Skamakka. Niakate orada. Hemen bırakalım. Bu arada bölüm başında şey demiştim ya. Liverpool maçından sonra şu beceri puanlarını dağıtalım falan diye. Liverpool maçında çok kötü oynadık. Ratingimiz falan da çok kötüydü. 3 tane gol yedik ya. O yüzden şu anlık arttırmayalım. Bundan sonraki maç Tottenham. Tottenham maçında güzel oynarsak, böyle takımı oyunda tutmaya çalışırsak, iyi kurtarışlar yaparsak o zaman arttırırız. Çünkü kötü oynadığımız maçtan sonra da ratingimiz artmasın. Hani biraz da mantıklı ilerleyelim. Dikkat. Daha sonra da şut gelecektir. Şut geliyor. Tam kurtarış yapmak üzereydik. Bir şut daha. Onu yiyoruz ama işte. Onu yiyoruz. Üst üste ikinci şut. Skamakka. İlk şutları bizim savunmadan dönüyor. Ondan sonra Skamakka'ya pas. Skamakka. Ah be. İyi vurdu. Tam o köşe tarafa doğru. Ya hızlı. Çok sert vurunca biz de yetişemedik. 22 maçta 11 gol. Ne oluyor lan? Bunlar geri geldi. Yalnız bu maçta da golümüz yedik yani. Çok kötü başladık. Gol yiyerek başladık. Lanson'dan pas var. Kanada doğru aktardılar şimdi. Yerimizdeyiz. Lucas Vazquez. Berardi. Yine şu açıdan vurabilirler. Vlasic. Kaptırdılar. Güzel iş. Korneri kullanacak. Dakika 38. Korner kullanıldı. Hadi be. Penaltı mı? Nasıl lan? Ben bizimkinden şey yaptı sandım. Çıktı sandım da. Ha, eliyle vurmuş. O da çaktırmadan elini sokmuş oraya. Haydi oğlum. Okafor mu? Okafor herhalde. Okafor topun başında. Penaltı atıyoruz. 1-1'i bulduk. 4-39'da beraberliği yakaladık. İlk yarı bitmeden beraberliği bulmak önemliydi. Hadi şu deplasmandan bir 3 puan. Sonra da Tottenham maçı var. Penaltıdan buluyoruz golü. Bizim reytingimiz 5.5 hala. Çünkü gol harici gelemediler. 40 dakika geçti. Biraz pas yapalım. Ratingimiz çok kötü çünkü. 5.7 olduk. Rating vermiyor. Belki pas yaparsak rating verir dedim. Yok verdi. 5.9 olduk. Tamam bunu o zaman şeyde yapalım. Böyle 6.8'de falan kalıyorsak bunu yapalım. Geliyorlar. Vlasic. Vlasic. Ama kurtardık. Abi nasıl kurtaramadık? Çok acemice gol. Hiç yapmayacağımız inanılmaz bir acemilik harbiden. Şuraya bak. Topu içeri aldık. Silva. Çok rahat kurtarması gereken topu içeri alıyor.
2-1. Bu tabii kötü oldu. Ya buradan başka gol yememek gerekiyordu da. İkinci gol takımı geri çekecek midir? Hadi be Fabianski. Çok yakın mesafeden çıkarttı. Skamaka. Sonraki maçımız Tottenham'la. Geldi o maç. Ama bu sefer çok formsuz bir şekilde gidiyoruz ha Tottenham maçına. Geçen oynadığımızda bayağı formdaydık ya. Çok baskı kurdular ama o baskıyı böyle lehimize çevirmiştik. Şimdi tam tersi. Gerçi maç daha gelmedi ama olsun. Yine de aşırı formsuz şu an. Liverpool maçında 3 yedik. Şu an 2 yedik. Ama golümüzü attık. 2-2. Başka gol yemeyelim bari. Hadi sen. Hadi takım be. Bir gol daha bulun da biz de gol yemeyelim. Ya biz kalede işimizi yapalım. Kötü goller yedik, formsuzuz. Yine de şöyle bir 3 puan en kötü beraberlik çıkartalım şuradan. Sam oyundan çıktı. Gibbs White oyunda. Evet bizi oyundan alacak. Aha 3 olsun. Okafor Fabianski çıkarttı. Okafor sol tarafa aktardı. Çok kötü vuruş. Bu arada hoca ultra ofansif aldı. Şu an benim altımda. Arkada boşluk verebiliriz yani. Ama 3'ü yemeyelim. Geliyorlar. Çıktı kaldık. Ne? Nasıl almadın? Oo formumuz çok düştü. Çıkıp topu alamıyoruz ha. Ondan düştük. Bir de üstüne Tottenham maçı var. Liverpool maçı gibi olmaz umarım. Bu zamana kadar çok iyi oynuyorduk. Geçen bölümde çok iyiydik. Geçen bölümün sonunda kendini belli etti. O penaltılara gitti ya maç. City maçı. 5 penaltının 4'ünü yedik. Normalde hiç yapmayacağımız şey. Hani orada bir başladı. Geçen maç 3 gol yedik. Bu maçta 2 gol. Karşı karşıya. Oğlum ne yapıyorsun? Niye takıldın ya? 3. golü yedik. 2 maçtır 3 gol yiyoruz. İnanılmaz düştük formdan. Bowen. Hayır oraya kendi yürüdü bu arada. Ya şuradan itibaren kendi yürüdü. Kaldı bir de savunmaya kızıyor sonra. Oyundan çıkıyoruz. Tabii ki hak ettik. Ya bu sefer hak ettik. 2 maçı üst üste 6 gol yedik. Çok büyük bir seri bozuldu şu an. Ligin en az gol yiyen takımıydık. Şu an 23 gol yedik. Hala öyle miyiz? Evet hala öyleyiz de yine de şey. Sonuç olarak yaklaştık diğerlerine. 2 maçtır acayip kötü gidiyoruz. Puan durumunda şu an 5. Düşük maç performansın. Bu sefer bence kendimizi gelişmeye adayalım. Tamam mı? Çünkü son 2 maçtır aşırı kötüyüz. City maçının sonundan beri. O penaltı atışlarından beri. Hatta biraz şöyle kafamızı dinleyelim mi? Paramız var. Motivasyon kursuna kaydolalım. İşler kötü gidiyor. Saldırganlığımız artı bir arttı. O nasıl oluyor lan? O saldırganlık arttı ha. Bir de şöyle yapalım. Ne yapalım? Bir de şöyle kişisel antrenör tutalım. Birlikte çalışmak eğlenceli ve etkili. Antrenman takvimimiz de arttı. Antrenmana çıkamıyoruz. Şu an 7'yiz yalnız ha. Bir dakika. Tottenham maçına kadar 2 gün var. Şöyle dur. Dur artık. Heh. Antrenman yapalım. Hocam ilk 11 al. Aldı da düşürecek mi acaba? Düşmedik tamam. İlk 11'in ucundayız yalnız ha. Bir gün sonra antrenman yapacağız. Basın röportajı 2. bölüm. Teknik direktör hakkında basına konuş. Soyunma odasında güzel bir hava var. Teknik direktör harika bir işe alakası falan filan. Orasını bilmiyoruz da. Hoca oyuncuları idare etmeyi biliyor. Bence soyunma odasındaki hava çok güzel diyelim. Yatırımlara bir tane bir şey gelmiş. Oo zarar ettik. 300 bin euro vermiştik. 285 bin euro aldık. Restoran zinciri çok kazandırmadı. E-spor takımımız kar. Güzel. Güzel. Hemen CS takımı. Telefon uygulamasından kar elde ettik. O da iyi. O zaman bir de şöyle şeye girelim. Ne yapalım? Spor akademisi. Hadi lan. Spor akademisi kuralım. Borsa video oyunu. Bundan sonra da video oyununa yatırım yapalım. Şimdi. Geldi değil mi? 3 puan önümüzdeler. Yine çok kritik maç. Harry Kane falan burada değil mi? Harry Kane son. Lucas Moura yok. Perret var. Lo Celso Wings. Ya aşağı yukarı aynı kadro. Hugo Lloris yok. Castells oynuyor bu arada. Kalelerinde. İlk maçımızda çok formdaydık. Bu sefer formsuz bir şekilde Tottenham maçına çıkıyoruz.
Başlayalım. Son iki maçtır kalemizde toplam 6 gol gördük. Bunu artık bu maçla birlikte tersine çevirelim ve yükselişe geçelim. Nottingham Forest Tottenham Hotspur maçı. Sahaya doğru çıkıyoruz. Haydi Silva, artık şöyle bir kendine gel. Tamam mı? Kötü gidiyoruz ama bu maç bizim için bir geri dönüş maçı olsun. Başlayalım abi. Hadi. Geri dönüş maçımız olsun. Yine şöyle bir dansımızı edelim. Heh, uğurlu gelsin. Onlar başladılar. Evet. Harry Kane. Ekstra motive olalım. Motivasyon kursuna falan kaydolduk. Son. Top onlarda. Wings. Offside. Harry Kane'le paslaşıyorlar. Spence. Harry Kane kaçmak istiyor. Sol tarafa aktardılar. Dikkat çeken oyuncu son. Harry Kane vurdu. Ayak dışı vurdu yalnız he. Bak uf, ayağının dışıyla direğin yanından geçti. Yine gol yiyerek başlıyorduk. Geliyorlar son. Ömür son. Pasını verdi. Evet. Harry Kane. İçeri doğru. İkinci kurtarış yapamıyoruz. İlk kurtarışı yaptık. İkinci kurtarışı yapamadık. Maalesef. Hönminson. Şurada çok tehlikeli geldiler. İlk vuruş kurtarışı yaptık ama sonun önünde kaldı. Offside da yok. Yerden kalkana kadar üstümüzden atıyor son. 1-0. 26 maçta 12 gol. Yine gol yiyerek başladık. Ya şanssız da olsak bir şekilde bir formsuzluğumuz var. O eski özgüvenimiz yok şu an bu bölümde. Normalde olsa belki de yana çelerdik kornere doğru. Ya da elimizi alırdık. Bu sefer işte rakibin üstüne doğru, işte o formsuzluktan. Rakibin üstüne doğru bırakıyoruz topları. Reguilon. Yerden bırakmayı düşündü Boli. Penaltı yok. Harry Kane. Kurtardık. Tamam, sıkıntı yok. Kurtardık. Bayağı sinirlendi bu arada Silva. Savunmaya çok sinir oluyor. Harry Kane'i savun. Önüne geç. Yakın oynadılar. Buradayız. Lo Celso. Kanatalar. Evet. Harry Kane. Bomboş. Müthiş kurtarış. Kendimize geliyoruz. Golü yedik ama kendimize gelmeye başladık. Hadi oğlum Silva. Golü yememize rağmen güzel oynayalım lan. Geri dönüş maçımız olsun. Okafor. Lo Celso. Silva bir kurtarış daha. Harry Kane. Harry Kane'den pas var. Wings. Bıraktı. Karşı karşıya çıkartıyoruz. Geri dönüyoruz lan. Gol yememize rağmen geri dönüyoruz. O eski formumuzu yakalayacağız. Sondan karşı karşıya kurtarış yapmak çok da şey değil ha. Kolay bir şey değil. Abi ver istiyorsan. Ver, bomboşuz. Tamam, bu da boş. Hah, verelim oraya, yerimize geçelim. Arada şöyle takımla yönlendirelim. Bu daş. Bir de üstüne gol gelir mi? Çok kötü. Çok kötü pas. İlk yarının son dakikaları. Böyle devam Silva. Kendimize gelmeye başladık. O eski formumuzu geri kazanalım. Harry Kane. Şimdi Wings. Aradan verecek. Sona verecek. Harry Kane. Bizimkiler girdi. Sakın. Kaptırma. Bitti mi? Hocam bitir. Artı bir. Evet, ilk yarı sona erdi. 1-0, dakika 18 dediğimiz golden sonra biraz toparlandık. 2-3 tane kurtarış yaptık. Özellikle bir tanesi karşı karşıyaydı. Harry Kane kanadı düşündü. Gole biri var. Hep de Leeds United falan gösteriyorlar. Aha. Bomboş. Worrall. Yan son vuracaktı ha. Offside'dayı da atmadı Harry Kane. Kendi gidiyor şu an. Buradayız. Reguilon. Harry Kane. Harry Kane. Lan tam kurtarış yapacaktık. Evet. Wings'ten şimdi ta sol tarafa doğru. Açılır gibi olduk, kandırdık. Offside. Tam böyle açılıp geri çıkacaktık. 7-0. Gol yememize rağmen fena reytingimiz yok. Harry Kane. Wings. Ortaya verecekler. Lo Celso. Sol tarafa. Reguilon. Lo Celso.
Şut geldi, kurtarışı yaptık. Kendimize geliyoruz. Yavaş yavaş. Korneri büyük ihtimalle kısa kullanacaklar. Son şimdi. Minson kaptırıyor. Uzaklaştırdı bizimkiler. Ama yine onlarda değil mi? Aynen. Yine onlarda. Davinson Sanchez. Höbjerg. Harry Kane'e geçmedi. Harry Kane aldı. Richarlison. Richarlison. Bir kurtarış daha. İşte bu. Harry Kane'in önünü kapat. Çok oyun oynadılar. Jetson. Yine mi onlarda? Yine onlarda. Richarlison. Son çekti. İyi bir çalım. Son. Boşluk arıyor. Kaybetti. Hadi lan. Hadi takım. İyi çıkın. Çıktık bu arada. Çok da bir sıkıntı yok. İyi çıktık. Bari beraberlik alalım şu maçtan be. Bir kere gelip gol atsak var ya süper olacak da işte geliyorlar. Höbjerg. Bulum Arsenal maçı. Arsenal 3-1 yapmış. Harry Kane. Son. Araya girdik. Lo Celso. Şimdi kanada Reguilon. Reguilon. Richarlison. Richarlison. Yine müthiş kurtarış. Oh be. Bu maç kendimize geldiğimiz maçtır. Yine yakın oynayacaklar. Rating artmıyor ama ratingi boş ver. Al bunu da. Erken'e şans tanımadık. Hemen ver. Çık takım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaptırdı. Al. Boşluğu gördük. Hadi son dakika. Hadi. Çık takım. Beraberlik olsun şuradan. Aarons kaldırdı. Ah be. Ne oldu? El varmış hocam. Bir şey varmış. Son. Aman geçmedi. Free kick değil mi? Free kick. Abi. Trent'in free kick'ini çıkartamadık. Bu sefer yemeyelim. Oha çok sert vurdu. Ta uzaya atılan topu. Son dakika. Ya takım için ileri çıkamayız ki şu an. Yani corner falan olsaydı çıkacağız da. Bu arada 7.5 rating. Kafa golü gelir mi derken işte kalecide kalıyor. 7.6. Yalnız bir gol yedik. 1-0 kaybettik kendi evimizde. Ona rağmen 7.6 rating oynadık. Yine bir Tottenham maçı. Yine çok iyi oynadığımız maç. Sadece yediğimiz şanssız bir gol. İlk kurtarışı yaptık. Şeyin önünde kaldı. Sonun. 12 şut görülmüş. 3, 6, 9 kurtarış. İkisi şey dışarıda. 12 şut falan yok orada yani. Saydım hepsini. 11 tane var. 7.7 ile maçın oyuncusu olamadık. Son olmuş. Aynıyız var ya. 7.8 olsak biz olacaktık. 12 şut. Üf. Chelsea ile Liverpool berabere kalmış. İşte Tottenham yendi. +25 vardı hoca. Aa maçın oyuncusu olmuşuz lan. Oğlum elimizde ödül vardı. Bu güzel haber işte. O zaman artık beceri puanlarımızı harcayalım. 84 olalım. 84 tamam. 85 sonra olalım. Yeni sezon başına falan. Bu arada Wembley'de Carabao Cup finali oynanacak. Geri dönmemiz için önemli maçlardan bir tanesi. Hemen şöyle bir antrenman yapalım. Hazır şöyle maçın oyuncusu olduk ya. Bir de üstüne kupayı kazanalım. West Ham United'tan ligde kaybettiğimiz 3 puanın intikamını alalım. Anthony Martial. Aa, İlkay Gündoğan ne oluyor lan? Adamların transferlere bak. 2 tane çok iyi transfer yapmışlar. Yalnız işte bu sefer formda geçirdiğimiz maçtan sonra bu maça çıkıyoruz. Başlayalım bakalım. İlk kupamızı kaldırmaya çok yakın mıyız birazdan göreceğiz. Kariyerimizde henüz kupamız yok. İlk defa kupa kaldırmak üzereyiz şu an. Kupa maçına çıkıyoruz. West Ham'lı oyuncular. Paketa hepsi orada. Burada Antony mi? Şöyle dönüyor etrafında. Top ayağının altında böyle. Bizim oyuncular. Silva yok herhalde burada ya. Evet. Ha bu arada bazı arkadaşlar şey diyor yorumlarda. Bazı antrenmanları gerçekten yap diyorlar. Ona bir sonraki bölümün öncesine bakarız. Yaparız öyle bir antrenman. Carabao Cup final maçı. Alevler eşiğinde maça doğru geçiyoruz. Wembley'de stadyum tıklım tıklım. Da Silva yine yerini alacak. Oy. Hadi oğlum. Kariyerimizin ilk kupasını kazanmaya çok yakınız.
Kurtarı Şenen Goran'ı burada kalsın. Yok, maçı kaybetme, burada kalsın. Galibiyet almamız gerekiyor çünkü. West Ham United bize 3 gol atmıştı. Şimdi intikam zamanı. Onları kupada eleyelim. Final maçını kazanalım. Uf, alevler çok güzel ya. Sağda yerimizi aldık. Böyle bir atmosferde maça doğru çıkıyoruz. Silva arkadan gözüküyor. Diğer taraftan Anthony Martial bu arada bize Manchester United'da oynarken gol atmıştı. Ara transfer döneminde West Ham'a gitmiş. Başarılar, başarılar. Başarılar çünkü artık ihtiyacınız olacak. Haydi bakalım. Kupayı izleyelim diyecektim ama hiç vakit kaybetmeyelim. 90 dakika sonunda kupayı kazanan taraf biz olalım. Maç onlar başladılar. Silva. Tüm iş bizde. Yine dansımızı ettik. Geliyorlar. Martial. Kurtarışa başlıyoruz. O kadar kolay olmayacak. Bu sefer 3 gol yemek falan yok. Haydi takım. Şöyle kornerden bir gol. Vur kafayı. Hadi be. Boşta kaldı. Kaleci uzaklaştırıyor. Bizde. Voli. Gudelj. Gudelj çevirdi. Jetson. Jetson. Bir vuruş attık golü. Okafor. O kadar kolay kazanamayacaksınız kardeşim bu kupayı. Okafor'un golüyle deplasman değil. Tarafsız stadyumda 1-0'a geçiyoruz. West Ham United'a karşı. Biz de buraya gelmeye çalışıyoruz da yokuz şu an. Şurada. Bomboş bekledi. Attı golü. Okafor. 1-0. Hadi bir daha santra yapın şimdi. Formumuzu bulduk. Bir de üstüne kupayı kazanalım. Hadi lan takım. 2 gelmedi. Yalnız United harbiden bize gol atmıştı. Ay İlkay Gündoğan da var değil mi? İlkay'da dikkat. Ortaya çevirdiler. Martial. Martial. Çok dışarıda yani. Aşırı dışarı attı. Jetson. Jetson'a pas. Okafor. Okafor boş kale Samsung. 2-0 yapıyoruz. Dakika 23'te. Fark 2'ye yükselttik. Boş kaleye bıraktı Sam. Biz de oraya gelmeye çalışıyoruz şu an. Bu arada gelebiliriz derken şey kesildi. Sahne kesildi. Okafor üstüne çekti 4 numarayı. Boşluğu gördü. Sam Surridge. 2-0 yaptık. Boş kale tabii. Kaleci için çok zor. İşte bu. Haydi oğlum haydi. Takım aynen böyle devam. Kendimizi geri bulalım. Her ne kadar Tottenham maçını kaybetmiş olsak da kale güvende artık. Vlasic. Pasını verdi. Martial'e dikkat. Martial'e dikkat. İyi oyuncu atar ha. İlkay'dan Vlasic. İlkay. Bir daha Vlasic. Şut gelebilir. Engelledik. İlkay. Döndü Bowen. İlkay Gündoğan tam engelliyorduk. Korner. Ne güzel kurtarış yapacaktık var ya. Salmadılar. Kısa oynadılar. İlkay şimdi. Bekliyor İlkay. Martial. Zuma. Penaltı mı? Penaltı. Haydi oğlum. Haydi Silva. Şu penaltıyı çıkartalım. Bizim kaptanın eline çarpmış. Boral'ın. Bakalım. Ya vücudundan sekiyor da işte. Penaltı verdi. Haydi oğlum. Silva. Geçen bölümün sonunda çok kötü penaltı golleri yedik. 5 penaltının 4'ünü yedik. Bu sefer çıkartalım. İlkay vurdu çıkartıyoruz. Penaltıyı kurtardık. Bu kupayı istiyoruz. Haydi Silva. Haydi takım. Aynen böyle devam. İlkay Gündoğan'ın penaltısını çıkarttık. Vlasic. Biz oynadılar. Şurayı görelim. Alman lazım. Aman aman ne yapıyorsunuz? Martial. Martial. Anthony Martial. Son anda çıkarttık. Biz oynayacak mı? Oynamadı. Oh be. Silva geri döndü. Hem maçın oyuncusu olalım hem de kupayı kaldıralım. Hadi Silva. 45+2. Top bizde hocam bitir. Bitirmen lazım artık. Bitti. İlk yarı sona eriyor. Bir tane penaltı çıkarttık. Birkaç tane de kritik kurtarışımız var. 7.7 falandı galiba şu an ratingimiz. Tam göremedim. Yalnız penaltı atamamaları bizim için mükemmel oldu. Geliyor. Atmadı lan oraya. Ben havadan falan atar diye düşündüm de. İyi oldu. Karşı karşıya kalacaktık. Martial. Martial. Müthiş kurtarış. Martial'e geçit yok.
Farkı kapatmalarına izin vermiyoruz şu ana kadar. Geliyorlar değil mi? Aa, yok bizdeymiş lan. Yani geliyorlar sandım. Nusa New York City FC mi acaba? Amerika'ya mı transfer olmuş? New York City FC gibi geldi bana. Amerika'ya transfer olmuş olabilir de ne alaka şimdi kupa maçında niye bunu gösteriyor? Jason. Jason'dan pas var. Martial kesti. Maçın oyuncusu olmaya şu an çok yakınız bu arada. Çok yakınlaştık. Martial. Gol yemeyelim şu maçta be. Çok müthiş form yakaladık. Bunu sürdürelim. Son anda boli. Hiçbir şey yok hocam. Aman dikkat. Ortaya çevirdiler. Oradan şut. Abi yapma ya. Kapattığımız köşe ama. Yiyoruz golü. Paqueta. Bir bakalım. Lucas Paqueta. Şurada. Ah be, olduğumuz yere çöktük var ya. Olsun, nazarlık. Nazarlık olsun, hiçbir sıkıntı yok. 2-1. Amacımız kupayı kazanmak. 7.4. Ratingden yana da sıkıntı yok. İşi penaltılara falan götürmeyelim. Ya da götürelim, artık geri döndük. Ama olsun. Yine de 90 dakikada kazanalım da. İkinci gol yemeye gerek yok. Geliyorlar. Geçmedi. Top bizde şimdi. Al kardeşim. Ah, beki aktardık. Dikkat dikkat dikkat, orta geldi. Buffalo. Yine onlarda değil mi? Yo, bizde. Abi istiyorsan sal da. Kaptırmayın be. Kaptırmadılar lan. Bir an çıkamayacağız, sonra da gol yiyeceğiz sandım da. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Bu arada 7.5 olduk. Güzel. 7'miz gol çok da bir şey değiştirmedi. Ya şu an 8'e doğru gidiyor olabilirdik de. Sıkıntı yok, boşver. Maçın oyuncusu olmaya gerek yok. Biz yeteri kadar kurtarış yaptık bu maçta. Ama ikinci gol yemeyelim. Dayan Silva. West Ham geliyor. Kazandık. Bakın bir gol daha. Olur mu lan? Bu arada sonraki maçımız Luton Town'laymış lan. Hızlatmayalım o zaman. İlkay. Aa, faul yapmadan kaymış. Bomboş. Açılmadık, bizimkiler orada. Oğlum geri oynadı. Oha. Nasıl bir geri oynamak? Yem oğlum, yem oğlum, yem oğlum. Yem oğlum. Oha, oha, çok fena kurtarış. Çok fena kurtarış. Gol önledik. Masuaku. Ne oluyor? Masuaku. Oğlum vurdurmayın be. Vurdurmayın. Penaltı falan yok. Son dakikalar. Hadi kupayı kazanalım. Aa, çok stresli maç. Yediğimiz gol harici var ya. 4-4'lük oynadık ya. Sadece yediğimiz golde hatamız vardı. Olduğumuz yere çöktük. Hocam bitir. Hocam bitir, gelemiyorlar. Aç presi lan. Yap pres takım. İşte bu. 7.9 ratingle tamamlıyoruz. Golü yemeseydik büyük ihtimal 8.5'a doğru giderdi. O kurtarışı yapsaydık zaten oradan da rating gelecekti. Kariyerimizin ilk kupasını kazanıyoruz. Karabağ Cup'ı Nottingham Forest kazandı. Şimdi kupayı kaldıracağız. West Ham United. Ya Kurtzuma. O kedilerin intikam alındı falan şimdi. Kurtzuma'ydı değil mi o? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Oh be. Kariyerimizin ilk kupasını kazandık. Silva nerede? Silva. Oğlum ne yapıyorsun orada? Ya gelsene buraya. Allah Allah. Bu da... Deli baş ya. Tam deli baş. Allah Allah. Aha. Yeni animasyon. Sonunda farklı bir şey. Gerçekten sonunda. Vaa, yalnız kupa da kupa ha, güzel. Eski kupalara benziyor. Diego Cesar yerini aldı. Kaptan Warhol kaldıracak kupayı. Yanındayız. Oley! Kariyerimizin ilk kupasını kaldırıyoruz. Alevler eşliğinde kaldırdık. Karabağ Cup'ı Nottingham Forest kazanıyor. Vay, işte bunlar çok güzel olmuş. Kupa animasyonlarının değişmesi gerekiyordu. Silva'nın kariyerindeki kupa. Hak ettik. Kötü başladık ama sonu güzel bitti. Bölüme yani. Kupamızı kazanıyoruz. Müthiş bir sevinç var. Premier Lig kazanmak çok zor. En azından FA Cup'ta falan ilerleyelim. Karabağ Cup'ı kazanalım. Bu da bir şeydir.
Silva'nın payı çok büyük yalnız bu maçta. Müthiş oynadık. Belki de maçın oyuncusu olmuşuzdur. Yediğimiz gole rağmen. 2-1 kazanıyoruz. Hop. Oley. Tekrar tekrar bir sevinç var. Ne oluyor lan? O görüntü neydi? Aha. Oy, Silva da geldi buraya. Kupayla fotoğraf çekiliyoruz. Karabağ Cup şampiyonu. Nottingham Forest. Güzel olmuş. Bu yeni animasyonlar güzel olmuş. Aa, bir dakika, ne? Karşıdan mı oldu? İmkanı yok. Şey diyecek değil mi şimdi? Paket atacak. Gol attı diye. Ya vallahi yürü git. Bizim için maçın oyuncusu değil abi. Böyle saçma bir şey yok. Hayır, maçın oyuncusu falan değil. Yok abi, attığı bir golle öyle maçın oyuncusu olmuyor. Öyle olsaydı Okafor bir gol bir asist olurdu. Ha, zaten Okafor hak etmiş lan. Evet, bir gol bir asist yapmış. Öyle bir şey yok abi. Okafor maçın oyuncusu. Bizim için yani. En azından kalbimizde öyle. 2-1 kazandık. Kariyerimizin ilk kupasını aldık. Karabağ Cup bizim. Soyunma odasında kupayla birlikte tabii ki farklı bir sevinç vardır. Biraz kutlayalım bakalım. Farklı bir kutlama falan var mı? Biz oradaydık galiba. Hah, bizi ilk defa gösterdiler. Kazandığımız kupadan sonra. Hadi abi devam. Artı 25 verdi hoca. Tebrikler kazanan Nottingham Forest. Haberlerde şimdi bir şeyler var mı? Ona bakalım. Turnuvanın en iyi oyuncusu Swansea takımından Miyoshi mi? Nottingham Forest Karabağ Cup zaferini kutluyor. Evet, yani çok bizlik bir haber göstermediler. Şimdi FA Cup'ta Luton Town mı ne gelmiş galiba? Aynen, sonun alt turunda çok kolay bir rakip geldi. Hemen bunu da hızlı bir şekilde atlayalım. Sonra aslında Crystal Palace maçını falan da atlasak olur da bir dakika. Puan durumuna bakacağım. Premier Lig'de ne oldu? Hemen bakalım. 44 puanımız var. 7.'yiz şu an. Evet. Maalesef. İlk 4 çok zor. İlk 4'e girmemiz çok zor. 63 puan toplamış City. Gerçi daha 27 maç oynanmış ama biraz zor. Yani ilk 4 zora girdi. Hemen şu maçı hızlı atlayalım. Başlıyoruz. Önemli anlarda yalnız çok fazla şey vermesin de. Yani çok gerek yok. Rahat kazanmamız gereken maç. Penaltı kullanmasınlar. Boşa risk etmeye gerek yok. FA Cup'ı alırsak yalnız var ya. Premier Lig hariç her şeyi almış oluruz. Nereye oynuyor? Buraya oynadı. Aldık topu çok rahat. Yine köşe vuruşu. 2 dakika sonra. Nereye oynuyor? Buraya oynadı. Alamıyorduk ha. Kötü çıktık. Hocam bitirmiyor musun? Empanzu. Ay, dışarı attı var ya, kurtaramıyorduk. Yine köşe vuruşu. Lan ne bu? Adamlar sürekli geliyor. Yerimizdeyiz. Savunduk, aldık. Tek başına koşuyor. Bir gol atmışız bu arada. 1-0 yeniyoruz şu an. Adebayo. Ooo, bomboş. Bomboş. Adebayo, karşı karşıya çıkartıyoruz. Geçit yok. Orta fırsatı. Empanzu çevirdi, onu da kurtardık. Yine orta fırsatı. Sağ alttayız şu an. Kapat şurayı. Bizimkiler engelledi. Penaltı yok. Maç bitiyor. 1-0 galibiyet alıyoruz. FA Cup'ta çeyrek finale yükseldik. Bakalım büyük takımlardan kim geldi? Vay be Silva. Çok kötü başlamıştık ama mükemmel geri döndük ya. Bir de kupayı kazandık. Hull City yenmiş. Chelsea yenmiş. Onları gördüm. Ipswich. Doncaster. Liverpool Brentford'a kaybetmiş. Güzel. Güzel. Liverpool zaten çok iyi gidiyordu. 3 gol atmışlar diye bize. Hatta 5-2 kaybetmiştik lan. Kim gelmiş? Brentford. Çok güzel. Brentford'un gelmesi çok iyi olmuş. Hatta şu iki maçı da atlayalım. Everton maçı buradan gitmiş çünkü. Hemen çok hızlı geçelim şu maçları. Biz başlıyoruz. Kontrata çıkıyorlar dakika 8. Biz gol atalım da. Kale güvende. Bu saatten sonra kale güvende. Çok ekstrem bir şey olmadığı sürece. Hayda. Oo, karşı karşıya. Brenner. Yine çıkarttık karşı karşıya. Kendimizi artık çok geliştirdik. Bir gol atmış takım. İstediğimiz seviyelere artık geldik bu arada. Tek bölümde. Nereye oynadılar? Ön tarafa doğru. Aman dikkat. Hata yok.
Hücum ediyorlar. İşler şu ana kadar çok güzel gidiyor. Hughes. Nasıl sokunuyor bilmiyorum da. Ayev. Ayev çevirdi. Hughes. Yeme golü. Kapattığımız köşede hatayla ok. Hayda. Kırmızı görmüşüz. Bizim takım kırmızı görmüş. Dikkat abi. Dikkat. Üzerimize çok gelecekler şimdi. Niye kat uzaklaştırdı? Biz de. Çıkıyoruz. Kale güvende. Orta fırsatı. Yalnız şu oyuncuya dikkat. Bir tane oyuncu ön tarafta. Ön taraftakine dikkat. Zaha bıraktı. Brenner vurdu. Abi nasıl? Ama kurtardık onu be. Kurtardık sandım var ya. Elimizin yanından mı geçti yoksa hiç yetişemiyor muyduk? Bir dakika ona bakacağım. Tekrarını bir göstersin. Bizim takım 10 kişi kalmış. Çok kötü kırmızı görmüşüz herhalde. Aa göstermiyorlar ki. Tek başına koşuyor mu? Yine mi karşı karşıya? Oo yine karşı karşıya. Hocam 5.5 falan değilsen de abartma ya. İyi oynadık. Karşı karşıya falan çıkarttık. Zaha. Buradayız. Aldık. Çok rahat. Çok rahat. Bitti. 1-1 berabere kalıyoruz. Bence bu sonuç güzel. Çünkü 10 kişi kalmış bizim takım. Daha güzel ataklar yapabilirlerdi. 11-11 olsaydı belki kazanabilirdik. Bir de üstüne az önceki kurtarışı. Yani yediğimiz golü yiyemeyebilirdik. Bence yine de çok güzel oynadık. Çünkü karşı karşıya falan çıkarttık. İyi formumuz sürüyor. Beraberliği kurtardık. Aynen söylediği gibi. Zayıf teknik direktör performansı. Arkasında duralım. Maaş artışı talep edelim. Oh yeni maaşımız 49.5. Zayıf teknik direktör performansı. Hocamızın arkasında duralım. En sevdiğiniz futbolcuyla ilgili şöyle bir kitap okuyalım. Onu da yaptık. Yatırımları falan sonra bakarız da şu... Çeyrek finalde kim gelmişti? Ha Brentford doğru. Brentford maçı var. Yarı finale çıkalım. Halil Dervişoğlu var bu arada. Josh Da Silva orta sahalarında. Çok sevdiğim bir oyuncu. Ay tamamını oynayacaktım az kalsın. Böyle başlat. Takım yalnız bunu yenmemiz lazım ha. FA Cup'ta yarı finale çıkalım. Çifte kupa istiyoruz çünkü. Emirates FA Cup. Güzel kupa bu da. Hadi bakalım. Brentford Nottingham Forest maçı. Yanelt geliyor. Kale içindeyiz. Yerimize geçtik. Yanelt ya verdi pasını. Yan kum. Kumbus. Nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Aldık topu. Orta fırsatı. İkinci yanın başıymış. Geçelim yerimize. Oo ortada yalnız 3 tane boş oyuncu gördüm ben şu an. Dikkat. Penaltı. Ay yok. Onlarda. Şut gel. Lan direkten döndü. Oğlum yavaş. Ne oluyor? Penaltı. Penaltı kullanacaklar. Hadi oğlum. Haydi Silva. FA Cup'ta yarı finale çıkalım. Çifte kupa istiyoruz. Penaltıyı kurtarıyoruz. İşte geri döndük. Özümüze geri döndük. O penaltı canavarı yeri geldi. Bir tane daha penaltı. Abi üst üste. Ah be yeter hep sağa vuruyorlar var ya. Yeter harbiden hep sağa vuruyorlar. Bir kere farklı vururlar diye düşündüm. Onda da hala aynı yere atıyorlar he. Geç şunu geç. Aha 2-1. Oha ne oldu lan? Bir anda öne geçmişiz ha. Neyse 2-1 kazanıyoruz. Geliyorlar. Lewis Potter tek başına geliyor. Çok eksiyiz. Yerleştik. Yerleştik. Da Silva. Da Silva bıraktı. Darmstadt. Aldık topu. Yalnız takım helal olsun. Takım helal olsun. İki penaltı kullandılar. Maalesef bir tanesini yedik. Aynı yere vuracağını düşünmediğimiz için. Neyse ki takım 2-1 yaptı. FA Cup'ta yarı finale çıkıyoruz. Değil mi? Bir yanlış olmasın. Bu çeyrek final olması lazım. City kazanmış. Ulan burada da mı City gelecek? Yalnız. Ha bu 6. tur. Evet yarı finale çıkıyoruz. City, biz, büyük ihtimalle United ve Chelsea gelecek. FA Cup daha zorlu. Ve tabii ki daha önemli bir şey. Kupa. Takvimden hemen yine bir City maçına doğru geçelim. Bu sefer Etihad'a gideceğiz. Ligin ikinci yarısındaki maç. Bu bölümü burada bırakalım. Bir sonraki bölüm Manchester City. Ondan sonra United. Brighton'ı büyük ihtimalle önemli anlarını oynarız. Watford'u da öyle.
Newcastle'ı bilmiyorum. İlk oynadığımızda şey yapmıştı. Puh, ulan kupada Innesi gelmiş. Yarı finalde. Bırakmıyorlar peşimizi. Everton yaparız ya da işte bilmiyorum. Hani buradaki maçların bazılarını böyle hızlı atlarız. City, Arsenal ama FA Cup'ta çıkacağımıza göre değişecek. Ya şöyle yapabiliriz bu arada. Şimdiden söyleyeyim. City United yapacağız ya. Hızlı atacağız Brighton'ı. Hızlı hızlı. Hızlı. Yine 4 maç hızlı geçmiş oluruz. City Arsenal yaparız. Bölüm biter. Sonraki bölüme şey yaparız. Eğer City'yi geçersek sonraki bölüme FA Cup finali gelecek. İşte Chelsea FA Cup finali falan. O bölüm böyle bir şey yaparız. Eğer City'ye karşı elenirsek yarı finalde bu maçta. O zaman bir sonraki bölüm sezonun son bölümü olmuş olur diye düşünüyorum şu an için. Hani farklı değişebilir tabii. Maçlar bazen ileri geri falan alınıyor ya. Onlar değişebilir. Şu anda puan durumunda 7.'yiz maalesef. Geri düştük. Ligde çok iyi gitmedik bu bölüm. Liverpool, West Ham mağlubiyetleri vardı. Ama Karabağ Cup'ı kazandık. FA Cup için elimizden geleni yapalım. Ve ligde de en kötü şöyle bir ilk 5'e sokmaya çalışalım takımı. Biraz zor ama onu söyleyeyim. Biraz zor. Biz yine de elimizden geleni zaten yaptık. Sonraki bölüm yine inanılmaz zor bir bölüm olacak. Ama artık kendimizi bulduk. Geri geldik. Haaland yine karşımızda olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.